Teklifin tüm üzerinde şahıslar adına söz taleplerini karşılayacağım. Şahıslar adına ilk söz İzmir Milletvekilimiz Sayın Kamil Okyay Sınır'a aittir. Sayın Sındır herhalde Plan Bütçe Komisyonu'nda Sayın Savaşçı'yı davet etsek. Evet, teklifin tüm üzerine şahıslar adına ilk söz Aydın Milletvekili Sayın Mustafa Savaş'a ait. Buyurun. Süremiz 10 dakika. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, şahsım ve 75 milletvekili arkadaşım tarafından verilen gelir vergisi kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifiyle ilgili şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinize saygıyla selamlıyorum. Görüşeceğimiz kanun teklifimiz ekonomi, finans, kamu maliyesi, sosyal güvenlik, kamu özel işbirliği, enerji ve diğer çeşitli alanları ilgilendiren toplam 35 maddeden oluşmakta ve 18 farklı kanunda değişiklik yapılmasını öngörmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bildiğiniz üzere 2018 yılının ilk çeyreğinde söylem ve değerlendirmeleriyle niyetlerini ortaya koyan ve ikinci çeyrekten sonra da not düşüşleriyle amaçlarını açıkça göstermeye başlayan reyting kuruluşları ilk ataklarında başarı elde edemeyince kur üzerinden baskılarını arttırmış, bunda da başarılı olamayınca not düşüşleriyle fonlama sıkıntısı yaşatarak Türkiye'yi ekonomik olarak zora sokmayı hedeflemişlerdir. Ancak reel ve finans sektörümüz Türkiye'ye ilişkin algının oldukça kötü gösterilmeye çalışıldığı 2018 yılının Ağustos ve Eylül ayları arasında yükümlülüklerini zorlanmadan yerine getirmiştir. Son bir yılda cari açıkta 50 milyar dolarlık tasarruf, ülkemizin dış borç stoğunda 10 milyar dolarlık azalma, şirketlerin yabancı para cinsinden borcunda ise 30 milyar dolarlık gerileme kaydedilmiştir. Buna rağmen kredi derecelendirme kuruluşları notumuzu indirmeye devam etmektedir. Bu tutum siyasi değil de nedir? Az önce ifade ettiğim rakamlar açıkça şunu göstermektedir. Türkiye ekonomisinin rasyoları eşdeğer ülkelere göre daha iyi olmasına rağmen 2018 yaz aylarından itibaren türbülansa sokulmak istenmemiz yaşadığımız saldırıların büyüklüğünü açıkça gözler önüne sermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkça belirttiği gibi bu saldırıları gerçekleştirenler başarılı olamamışlardır. Bu da Türkiye ekonomisinin gücünü ve geldiğimiz noktayı açıkça göstermektedir. Türkiye ekonomisi yeni ekonomi programındaki hedefler doğrultusunda yukarı doğru yeniden ivme kazanmaya başlamış, enflasyon düşüş trendine girmiş, turizm gelirlerimizde ciddi artışlar yaşanmış, Merkez Bankası'nın rezervleri de yükselişe geçmiştir. Başta Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda ve ilgili kuruluşların da zamanında müdahale etmesiyle etkin bir çalışma ortaya konulmuş ve bu saldırılar bertaraf edilmiştir. Bu kapsamda hazırladığımız kanun teklifimiz de ekonomik saldırılar sonucunda meydana gelen olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması, küresel ve bölgesel bütün güçlüklere rağmen sürdürülebilir büyümenin devam etmesi amaçlanmaktadır. Kanun teklifimizin içeriğinde bankalardaki sorunlu kredilerde yaşanan artış nedeniyle sorunlu kredilerin yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme yapılmaktadır. Unutulmamalıdır ki sorunlu kredilerin hızlı ve etkin bir şekilde çözümlendiği bir ülkede kredi arzı yüksek, kredi maliyeti ise düşük olur. Bankalar bilançolarında taşıdıkları sorunlu kredilerin artışlı olduğu dönemlerde kredi arzını daraltmayı, ellerindeki parayı kısa vadeli ve likit varlıklara yatırmayı ve böylece bankacılık otoritesi tarafından sınırları belirlenmiş olan sermaye yeterlilik ve likitte karşılama oranlarını tutturmayı hedeflerler. Bankacılık sektörünün bilançoları incelendiğinde Eylül 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında banka kredilerinde nominal bir artış yaşanmaması söylediklerimizi teyit etmektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hayata geçirilecek finansal yeniden yapılandırmalar yoluyla bankaların aktif kalitelerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Finansal yeniden yapılandırmalarla firmaların yeniden katma değer sağlayacak olması hem bankaların hem de firmaların bilançolarını düzeltecek, bu sayede üretimin,
yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısacası sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olacaktır. Banka ve sigorta muamele vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, kaynak kullanıma destekleme fonu gibi bazı vergi istisnalarıyla da yeniden yapılandırmalar teşvik edilmektedir. Bu çerçevede hazırladığımız kanun teklifinin 16. ve 17. maddeleriyle bankalara 2 yıl süreyle finansal yeniden yapılandırma imkanı sağlanmakta, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu süreyi 2 yıl daha uzatma yetkisi verilmektedir. Bu uygulama geçmişte yapılan ve kamuoyunda İstanbul yaklaşımı olarak bilinen yeniden yapılanma sürecine büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte teklifte yer alan bir diğer önemli husus munzam karşılıklarla ilgilidir. Bildiğiniz gibi bankacılık sektöründe yaşanabilecek muhtemel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla munzam karşılıklar bir para politikası aracı olarak kullanılmaktadır. Bu çerçevede teklifimizde sıkça değinilen değişen piyasa koşullarını da dikkate alarak munzam karşılık oranlarının belirlenmesinde mali kuruluşların bilanço içi veya dışı uygun görülen kalemlerinde meydana gelen değişiklerin dikkate alınmasını düzenlemekteyiz. Teklifimize öne çıkan bir başka önemli düzenleme de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda biriken ihtiyat akçelerinin hazineye devri konusudur. Kural olarak kar etmesi beklenmeyen Merkez Bankası'nın son yıllarda ülkemizin en çok kar eden anonim şirketi olması nedeniyle çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Merkez Bankası'nın finansal olarak sıkıntıya düşmesi söz konusu olmayacağından elde ettiği karın büyük bir bölümünü ihtiyat akçesi olarak ayırmasına da gerek bulunmamaktadır. Hazineye devredilmeyen her türlü kar, dağıtılmayan kar tutarı kadar ek borçlanma oluşturduğu için iç borçlanma faizlerinin aynı oranda yapay şekilde yüksek kalmasına yol açmaktadır. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası karı son tahlilde piyasadan çekilen paradır. Kar ne kadar yüksek ise o kadar yüksek miktarda piyasaya fonlama ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Dünya örneklerine bakacak olursak merkez bankalarının karının tamamını ya da tamamını yakın bölümünü hazineye devrettikleri görülmektedir. Örneğin Kanada, Meksika ve Çin merkez bankaları karlarının %100'ünü hazineye devretmektedirler. Polonya ise karın %98 seviyesindeki tutarını hazineye devretmektedir. Sonuç olarak dünyada merkez bankaları karlarının ortalama %85'ini hazineye aktarırken Türkiye'de bu oran %67'dir. Bu açıdan bakıldığında son günlerde kamuoyunun gündemini sıkça meşgul eden bir konu olarak yedek akçe devrinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından para basılması anlamına gelmediğini de ifade etmek gerekmektedir. Bu algı yanlış bir algıdır. Teklifimizde Merkez Bankası yasasında yapılacak ihtiyat akçesi düzenlemesiyle kar dağıtımının dünya örnekleriyle ve Türk Ticaret Kanunu'yla uyumlu hale gelmesi sağlanmaktadır. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın hızlı ve etkin karar verebilmesi için ilgili mali kurum ve kuruluşlardan talep ettiği bilgilerin gerçek zamanlı ve anlık karşılanmasının temini sağlanmaktadır. Tüm bu düzenlemelerle birlikte teklifimizi genel olarak özetleyecek olursak, vergi uygulamalarının basitleştirilmesi, mükelleflerin vergiye uyum maliyetinin azaltılması amacıyla şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetine bulunan ve hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemiyle elde edilen mükellefler için hasılat esaslı kazanç tespiti yoluyla gayri safi hasılatının %10'unun vergiye tabi kazanç olarak esas alınması. Yurt dışında ve yurt içinde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının kayıt altına alınması süresinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması ve bütün bunlardan %1 oranında vergi alınması. Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50 TL'ye çıkarılması, yurt dışı borçlanması yapmak suretiyle aylık bağlanan sigortalara ilişkin mevcut düzenlemelerin bu kişilerin borçlanma karşılığı ödemiş oldukları tutarı çok kısa sürede emekli aylığı olarak geri alması sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun mali yapısını olumsuz etkilemesi, ayrıca kurum ve kişiler açısından nimet ve külfet dengesinin de hakkaniyete uygun olmaması nedeniyle borçlanma oranının %32'den %45'e yükseltilmesi,
Ülkemizde elektrik motorlu otomotiv markası ve markaların üretilmesinin ve bu araçların yurt içinde tercih edilmesinin vergisel yönden desteklenmesi, gümrük mevzuatına aykırı olarak yurt dışından getirilen ve iyi niyetli üçüncü kişilere satışı yapılan araçlarla ilgili olarak mağdur durumdaki iyi niyetli üçüncü şahısların bu mağduriyetinin giderilmesi, sağlık, enerji yatırımları, elektronik haberleşme ve ayrıca yeni kurulan üniversitelerin kullandıkları taşınmazlara yönelik sorunların giderilmesi için ihtiyaç duyulan kanun düzenlemelerin hayata geçirilmesi teklifimizde yer alan değişiklikleri oluşturmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken genel kurulumuzdaki kanun teklifi görüşmelerin ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.